Evet, şimdi okuduğumuz ayetlerin kısa bir tefsirine bakalım. Dikkatle dinliyoruz. Gözümüz perdede, kulağınız bizde. Bismillah. Bir önceki ayetlerde, geçen hafta, Ba'f ba'del mevt, öldükten sonra dirilmeyi reddedenlere Cenab-ı Hakk'ın kudret ve ilmine delalet eden bir kısım ayetleri serdettikten sonra Hazreti Peygamber'in Mekke müşrikleriyle bu konudaki mücadelelerini ana tema olarak işleyecek ayetler. Bismillah. Kul de ki Rabbi, ey benim Rabbim, imma türiyenni, eğer sen bana göstereceksen, ma yu'adun, onların tehdit edildikleri tırnak içinde azabı bana göstereceksen, Rabbi, ey Rabbim, fela tec'alni, beni bırakma, fil kavmi zalimin, zalim toplum içinde. Onlar o azabı yaşarken beni onlarla beraber etme. Burada tabii Hazreti Peygamber'in bu mücadele esnasında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle içinden bunlara bir azabın gelmesini isteyen düşünceler gider gelir ama istemez. Hani elini açıp da beddua etmez. Böyle içinden bir takım şeyler Cenab-ı Hak onun içinden geçeni bizi de hepimizi de iyi bildiği için sen böyle dersen de ki, yani içinden böyle şeyler geçiyorsa ve inna ala en nuriyeke ma na'iduhum leqadirun, biz onlara vaat ettiğimiz, onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye kadiriz. Evet, içinden geçiyor. Biz de dilediğimiz zaman o azabı getiririz. Ondan hiç şüphe olmasın. Sana da bunu gösteririz eğer istersek. Ama idfa billeti hiye ahsenus seyyi'e, sen her ne olursa olsun yine kötülüğü en güzel haslet ile, en güzel karşılık ile sav. İdfa billeti. Burada veciz bir ifade var. Billeti'den önce bir kelime hasfedilmiştir. Kur'an'ın hazifleri vardır. O kelime tefsirlerde el hasletü. Öyle bir haslet, öyle bir hal ile kötülüğü sal ki o en güzeli olsun. Şirk ile karşılık veriyorlarsa tevhid ile karşılık ver. Zulüm ile karşılık veriyorlarsa adalet ile cevap ver. Vesair vesair. Nahnu a'lemu bima yasifun. Biz onların seninle ilgili, zatınla ilgili vasıflandırdıkları şeyi en iyi bir şekilde bileniz. Ve kur Rabbi, de ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, e'udhu bike min hemezatiş şeyatin. Rabbim, şeytanların telkinlerinden, vesveselerinden sana sığınırım. Bakın, mücadelelerde şeytan devrede, hepimizin kalbinde gider gelir. O halde Kur'ani bir duadır. Min e'udhu bike min hemezatiş şeyatin. Ve e'udhu bike Rabbi en yahdurun. Ey Allah'ım, o şeytanların veya şeytan ruhlu insanların aramda benimle birlikte olmalarından da sana sığınırım. Hatta şöyle ki İzâ câe ehadehumul mevt, onlardan birine ölüm geldiği vakit, yani sekerat-ı mevt, an meselesi, öyle bir hal, o haldeki insanın haleti ruhiyesi, kal, dedi ki Rabbi, ey Rabbim, irci'un, beni geri çeviriniz, beni dünyaya tekrar iade ediniz, bir daha döneyim dünyaya, lealli, umulur ki, muhtemel ki, اَعْمَلُ صَالِحًا, güzel işler yaparım. فِي مَا تَرَكْتْ, ya o terk ettiğim dünyada veya terk ettiğim hususlarda bir takım ameli salihler işlerim. Ne olur beni tekrar dünyaya geri çevir. كَلَّا, yok öyle şey. Asla.
dünyaya dönüş artık mümkün değil. İnneha, bu sekerat-ı mevti yaşayan kişi veya kişilerin ağzından çıkan bu cümleler, Allah'ım geri çevir cümleleri, kelimetün bir kelimedir. Boş bir sözdür. Hüve, ki o, o kişi, gailüha, onu söylemiştir. Yani bu söz onların ağzından çıkmış bir lakırdıdan ibarettir. Ve min veraihim, ön ve arka manasına gelir. Burada siyak ve sibaka baktığımız zaman, vurgulanan manaya baktığımız zaman, onların önünde kişi veya kişilerin, o ölecek olan, ölmüş olanların önlerinde berzahun, berzah denilen bir alem vardır. Bir, ölüm ile başlayan, dirilişe kadar süren, yani kabir süreci. Bir de birinci sur ile ikinci sur arası. Böyle bir yorum var. Ama bir kabir alemi, kabir süreci var. Ne zamana kadar? İlâ yevmi yub'atûn. Onların tekrar dirilecekleri güne kadar. Feizâ nüfiha fissûr. Sûra. İkinci sûra üflendiği zaman. Birincisi kıyamet. İkincisi diriliş. Üflendiği zaman. Fela ensâbe beynehum. Artık onların arasında soy sop üstünlüğü algısı yoktur. Geçerliliği yoktur. Benim, sensin, aile, sülale falan filan böyle bir şey yok artık orada. Böyle bir geçerli akçe yok. Yevmeydin o gün ve la yetesâelûn. Ve bu hal üzere ölen müşriklerin o gün birbirlerini sorma, soruşturma şansları da yok. Kim, nerede, babam, anam böyle bir şey söz konusu değil. Allah muhafaza. Femen fekulet mevazinuh. Her kim ki terazisi ağır geldi. Bu kinayeli bir ifadedir. Gün, sevapları çok geldi. Feulâik. İşte onlar. Hüm. Evet onlar el müflihûn. Kurtulmuş, felaha ermişlerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Kim ki terazisi hafif geldi. Yani sevabı az, günahı çok. Veya burada artık tamamen günah. Çünkü müşrik, münkir veya kafir söz konusu. فَاُولَٰئِكَ. İşte onlar. اَلَّذ۪ينَ. O kişilerdir ki خَسِرُوا. Hüsrana uğradılar. اَنْفُسَهُمْ. Nefislerini. Yani nefisleri hüsrana uğradı. Yani nefisleri hususunda artık büyük bir zarar içerisindedirler. Fî cehenneme hâlidûn. Ve cehennemde de temelli kalacak olanlardır. Şimdi bakın, az önce dedim ya, okurken o ayetleri. Bize okumak başka, bir de size okumak başka, bir de bize okumak. Telfehu vucûhehumun nâr. O münkir, o müşriklerin ateş, cehennem ateşi yüzlerini yalar. Yalar. Ve hum onlar fiha, o ateşte kalihun. Ateşten dolayı derisi çekilmiş, dişleri ön tarafa çıkmış, sırıtmış bir manzarayı düşünün. Allah muhafaza. Evet, evet. Böyle dudakları geri çekmiş, bedeni, derisi çekilmiş, dişler ortaya çıkmış. Allah muhafaza. Böyle bir hal üzere. Rabbim muhafaza eylesin. Doğru. Hadis-i şerif. Evet. Peki. Elem tekün ayati tütla. Tam kırık mana veriyorum. Size ayetlerim okunuyor olmadı mı? Okunmadı mı ayetlerim ki feküntüm oldunuz biha, o ayetleri tükezzibun, yalanlar oldunuz. Ayetlerim okundu fe siz onları yalanladınız. Öyle değil mi? Kalu dediler cehennemdekiler. Rabbena. Burada Kur'an hem monolog hem diyalog, hem karşılıklı konuşma hem doğrudan konuşma. Dediler ki Rabbena, ey Rabbimiz, galebet aleyna
şikvetuna. Bakın, yanlışımız, azgınlığımız, nefsimize mağlubiyetimiz üstümüze galip geldi. Yani nefsimize mahkum olduk. Nefis bizi ezdi. Ve künnâ kavmen dâllîn. Ve bu halde de biz sapıklardan, sapanlardan olduk. Ey Rabbimiz, Rabbena, ahricnâ minhâ. Ya Rab, bizi bu ateşten çıkar. Fe in udnâ. Burada yine hazifler var. Eğer çıkarırsan, peki tekrar tevhide inanacak mısın? İslam'a dönecek misin? Evet. Ve fe in udnâ. Eğer dönersek, yani tekrar din dünyaya dönersek, peygamber bizi davet ederse, biz de eğer bu davete tekrar red, hayır dersek, fe inna zalimun, biz kesinlikle o zaman zalimlerin ta kendisi oluruz. Fe in udnayı böyle açmazsak anlaşılmaz. Kal, Cenab-ı Hak buyurdular ki ihse'u fiha, kesin sesinizi orada. Sakın konuşmayın. Çekilin oradan. Ve la tukellimun, ve benimle asla hiçbir kelam etmeyin. İnnehu, şöyle ki kâne ferîkun min ibâdî, kullarımdan bir grup dünyada yekûlûne şöyle diyorlardı. Rabbena, ey Rabbimiz, âmennâ, biz iman ettik. Fagfir lenâ, bizi affet. Verhamnâ, bize merhamet et. Ve ente hayrur rahimîn, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. O bir grup Müslüman böyle derken fettehaztumuhum, siz onları edindiniz sıhriye, alay konusu. Siz onlarla alay ettiniz, öyle değil mi? Hatta ta ki bu alay edişiniz, bu haliniz ensevküm zikri, beni zikretmenizi unutturdu. Benden sizi uzaklaştırdı. Ve kuntum minhum tadhakun, ve siz onlara bu hal üzere gülüp geçiyordunuz. Şimdi el an inni, ben cezeytuhumul yevme bima sabaru, o güldüğünüz insanların sizinle olan mücadelesinde gösterdikleri sabır ve sebat sebebiyle bugün onları ben mükafatlandırdım ve onlara verdiğim sözü yerine getirdim ki ennehum, işte o grup, o insanlar hüm, evet onlar el faizun, muradına ermiş, kurtuluşa ermişlerdir. Kal, Cenab-ı Hak o kafirlere, şeydekilere, cehennemde olanlara kem lebithum fil ardı adedesini, dünyada ne kadar kaldınız? Dünyada seneler sayısı mana bu, ama biz ne deriz? Kaç yıl, ne kadar? Dünyada ne kadar kaldınız? Galu lebithna yevme, olsa olsa bir gün. Ev ba'da yevm, yahut da günün bir kısmı. Çok fazla kalmadık. Tabii o hallerinden dolayı sayıyı sayacak, bilecek durumlar olmadığı için Cenab-ı Hakk'a hitaben fes'elil addin, bu işlerle, onları saymakla görevli meleklere sor ya Rabbi diyor, diye cevap veriyorlar. Gal, Cenab-ı Hak buyurdu İn lebithtum illa kalina. Orada olsa olsa çok kısa bir süre kaldınız. Lev ennekum kuntum ta'lemun. Eğer siz orada az gün, az zaman kaldığınızı ve dolayısıyla oraya kıymet vermemeniz gerektiğini bir bilseydiniz. Bir bilseydiniz. Şimdi vurucu ayet geliyor. Asırlara hitap eden ayet hepimize. Onlar da tabii öyle. Efe hasibetun, sandınız ki ennemâ halaknâkum abesâ, biz sizi boşuna yarattık. Doğduk, yaşadık, öldük, toprağa girdik, kaybolduk. Öyle şey olur mu? Boşuna yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Ve ennekum ileynâ lâ turcaun, ve bize döndürülmeyeceğinizi zannettiniz, öyle mi? Demek ki insan bu ayetin mucibince sorumlu varlık. Hayvandan ayrıldığı taraf, İçgüdüleriyle hareket eden hayvan, öldükten sonra da artık onun için hiçbir şey yok. Ama insan iradesiyle, imanıyla, dünyaya gelişiyle mutlaka sorumluluğu olan, hesabı olan ve hesabını iyi verenlerin de neticede en güzel ödüllerle ödüllendirileceği bir varlık.
üstün şerefli varlık. Allah insanı es geçmemiş, boş bırakmamış, daima kontrol altında. Feteâlallâhu'l-melikü'l-hak. O hak olan gerçek melik Allah yüceler yücesidir. Huve Rabbul Arşil Kerim, ki kerim olan arşın Rabbidir, sahibidir. Ve men yed'u ma'allahi ilahen ahar. Her kim Allah ile beraber bir ilah edinirse, ki la burhane lehu bihi, o kişi için o ilah hakkında bir delil de yoktur. Olamaz da zaten. Olmadığı halde fe innema hisabuhu inde rabbih. Onun hesabı Allah'adır. Onun defterini Allah dürecektir. İnnehu la yuflihul kafirun. Kafirler asla felaha, kurtuluşa eremezler. Ve kul de ki Rabbi, ey Rabbim, iğfir, mağfiret et, verham, merhamet et, ve ente hayrur rahimin, ve sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.